ya? Ne bu gürültü? Selam komiser bey. Gene mi sen kız? Ne oldu yine? İlle de komiseri göre cüzdeyi tuttudular amirim. Çek şuradan beyim. Bir dakika. Devletin bekçisiniz, öyle bağıramazsınız. Çıkın dışarı. Memur beyin odasına bekleyin, geliyorum şimdi. Ama komiserim. Aması maması yok. Böyle şeyler yalnız konuşulmaz. Ben korkarım öyle şeylerden. Görevli memurların yanında anlatırsınız derdinizi. Zaten içerisi dolu amirim. Hadi yürüyün bakalım. Gelin gelin. Saat kaç sular edin? Beşe geliyor. Kimdir bunlar? Kasino mu lan burası? Esad arkadaşlarım bunlar. Hadi hepiniz sıralanın bakayım şu duvarın dibine hadi. Ben de mi? Hem de mi ne demek yani? Senin ne fazlalığın var? Kilosu fazla, kilosu. Hadi bak gebertin. Hoş köpek. Hadi hepiniz sıralanın bakayım duvarın kenarına. Ama ben az solistim, öyle dizilemem. Ben anlamam az solistim. Hadi. Nedir durum Ziya? Gazinoda sıra kavgası amirim. Beni izah edebilir miyim amirim? Bendeniz Ay Mehtabı Gazino sahibiyim efendim. Evet, söyle bakalım. Efendim, bu akşam yeni bir programa başlıyorduk. Bu hanımlar Türk müziği sanatçılarımız. O da ne lan? Pardon amirim, istemeden kaçtı. Sok onu bir yerine de bir daha kaçmasın lan. Evet. Aman, amma geverdin ağzında bir Tevfik abi. Evet yani, sıktın. Sıra sıra develer birbirini geveler. Anlatın biriniz be. Bir kere ben bu manyak kariyerde. Kim sensin bak? Kes lan. Şimdi komiserim, anlatabilir miyim? Şimdi ben bu kadından sonra sahne alıyorum. Buna dedim ki, ben bak dedim, Fadime'nin düğünün şarkısını ben söyleyeceğim. Sen söyleme dedim. Yok, sanki ben öyle dememişim gibi provada sen kalkıp sazlara bunu çaldın. Aa, babanın şarkısı mı o senin? Sen de söyle. Aa, ben bir kere az solistim. Az solistin şarkısının söylendiği nerede görülmüş? Ha, sonra insan bir kere söyledim, rica ettim. İnsan kırılır mı? Tamam, anladım. Yani bu kadar insan bir Fadime'nin düğünü için mi geldiniz? Aynı klibindeki gibi amirim. Duyan gelmiş. Bir sidikli travestimiz eksik. Aa, sidikli travestiye ne gerek var şekerim? İşte burada. Oha! Ne oluyor lan? Ne gülüyorsun lan? Ay pardon komiserim. Adi karı başını şey edince tabii sizi de şey etti. Bana bak, siz devletin karakolunu onun bunu sidikli düğün için meşgul edemezsiniz. Hadi naş! Çabuk! Naş! Naş! Sus lan, sus. Gerçekten çok önemsiz bir konu amirim. Biz kendi aramızı da halledebilirdik ama hanımlar tabii celallenince... Celallenirim efendim. O bir kere benim final yaptığım bir şarkı. Ne diyorum orada? Hadi gel evimize geri dönelim diyorum. Millet yavaş yavaş toparlanıyor. Yoksa sabah kadar dans dans. Sen de onu söylemeyi ver. Şeyi söyle. Evli evine, köylü köyüne, eve olmayan sıçan değil. Ama buluş yaptı. Buluş. Onu sen söyle. Müsamere mi olur lan? Hıs! Devletin konusunda ne biçim konuşmak öyle? Sensin müsamere. Ben de bir şey söyleyebilir miyim abi? Söyle. Müsamere ne demek? Kes ulan sen de. O zaman aklıma bir şey geliyor. Aynı şarkıyı ikiniz de söyleyin. Hanginiz iyi söylerse o söylesin. Biz de jüri olalım. Gayet makuldür efendim. Bir de jüri olduk ha? Bir şey sorabilir miyim amirim? Sor. Jüri ne demek? Anlamadım. Bir daha. Jüri ne demek? Yürü demek, yürü. Hadi bakayım. Yürü bakayım. Evet, başlayın hadi. Aa, önce ben söylemem. Ben sıra kızı değilim. Ben bundan önce dünyada söylemem. Klas meselesi. Hay Allah. Jüri başkanı olarak senin başlamana karar verdim. Başla bakayım. Emir demiri keser. Maestro, ne ümitle geldim koca şehre. Tanrı sonumuzu hayır getire. Alacaklı haciz koymuş Bekir'e. Of of. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Tamam yeter. Şimdi de sen söyle bakayım. Maestro, buralarda ağaçları kesmişler. Yerlerine taş duvarlar dikmişler. Sevdiğini başkasına vermişler ama. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Kesme! İçine sıçtınız ulan şarkının. Gazia. Ay Mehtabı Gazinosu'nda Fadime'nin Düğünü adlı şarkının okunması, rezil edilmesi, icra edilmesi,
katledilmesi bölge karakolu tarafından yasaklanmıştır. Oh be! Oh be! Sus lan sen. Hep senin yüzünden şıllık. Sensin şıllık. Lan sen benim yanımda niye duruyorsun? Dayak yedin. Lan senin var insan mı? Evet. Ulan bıraksanız ulan beni. Ulan bırakın. Baba, Damirci amca iki saattir ne yapıyor? Olmadı mı daha ya? Atari oynayacağız, elektrik yok ya. Ne Atari'si? Atari yasak demedin mi? Hem sen ders çalışmıyor musun Alican? Çalışmaz olur muyum? Çalışıyorum tabii. Hurşit dayım Atari demek istemedi. At demek istedi. Atı alalım, Üsküdar'ı geçelim. Yani ders çalışalım, sınıf geçelim demek istedi. Değil mi dayım? Tabii. Ders çalışmazsak sonra sene sonunda game over olup sınıfta kalırız, değil mi? Tabii ya. Yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymaktır. Tamam Alican, tamam. İnandım, sus, tamam. Vaziyet nasıl gidiyor usta? Oho. Nasıl yani? Anlamadım. Ya siz ne yapmışsınız ya? Ne yapmışız? Oho. Yani evinize elektrik bağlandı diye böyle hor kullanmanız mı lazım? Bak, can yok can, bak. Bütün elektrotlar öyle kös kös oturuyor. Gördün mü Alican, hep senin yüzünden. Zırt pırt şey yapıyorsun. Şey çıkarıp şeyi takıyorsun. İşte hep senin yüzünden oluyor. Ne oluyor baba? Ben bir şey çıkarmıyorum ki bir şey takayım. Asıl bu Hurşit bozuyor bütün aletleri. Bak gene bana attı suçu. Küseyim mi ne yapayım bilmiyorum ki. Peki neresi bozulmuş? Usta ne olmuş? Oho. Nasıl oldu? Siz bunu vallahi berbat etmişsiniz. Yapma ya. Vallahi bunun işi çok. Komple değişmesi lazım. Yani böyle yapmamak lazım. Böyle aletleri hor kullanmamak lazım. Her aleti, her şeyi alet etmemek lazım. Sen sonra alet çalışır, eline karışır değil mi? Evet, amca doğru söylüyor. Peki ne diyor? Ne bileyim ben? Duydun mu Alican Bey yaptığını? Ne yapmışım? Bozmuşsun. Kim, ben mi? Yok, baban. Ben kendi ağzından söyledim ya, sen yapmışsın. Kaçın, söz. Usta ne olacak şimdi, bu priz düzelecek mi? Vallahi bilmiyorum ki. Oho! Gerçeği bizden saklama tamirci amca. Prizimiz yine eski haline gelebilecek mi? Biz yine eskisi gibi fiş takabilecek miyiz? Vallahi bilmiyorum ki çocuk. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Vallahi burada acıklı bir durum oluyor ama ben pek anlamadım. Ne olmuş amca ya? Vallahi biz bunu yaparız ama benim önce dükkana gidip ampermetreyi getirmem lazım. Tap ampermetreyi şu bakımdan getiriyoruz. Hani trifaze durumlarını adaptörlemek için getiriyoruz. Tabanları yapmak için de önce trifazeleri kısa derelere bağlamak lazım. Yalnız ben gelene kadar sakın parmaklarınızı prizlere sokmayın. Baba ne olmuş ya? Ben iki sayfadır bir şey anlamadım. Ben anlamaya başladım galiba. Usta, bu iş bize kaça patlayacak? Vallahi bunun işi çok. Bunun komple değişmesi lazım. Bir 700 kağıdınızı alırım. Şimdi anlaşıldı. Sen buraya tamire değil, soyguna gelmişsin. Zaten bu klasik tamirci numarası. Böyle küçük bir arızayı memleket meselesi gibi gösterip parayı götürmek. Yok öyle yok. Topla malzemelerini. Hadi bakalım. Hadi yallah yallah yallah. Biz kendimiz tamir ederiz. Öyle olsun beyefendi. Yalnız bir tamirciyi sahtekar gibi gösterdiğiniz için Tamirciler Derneği sizi protesto edecek. Haberiniz olsun. Baba. Sen mi tamir edeceksin? Çocuklar, bu elektrik konusunda ben çok yetenekliyimdir. Mesela seri bağlama, paralel bağlama, toprak hattı, hepsini su gibi bilirim. Bak, su dediğinde aklıma geldi. Mesela su iletkendir. Bu arada bunu da öğretmiş olayım. Bu konuda siz de bana yardımcı olacaksınız, tamam mı? Alican, yavrum sen git şu alet çantasını getir. Aa, bizim öyle bir çantamız yok ki. O zaman kolayı var Alican. Sen biraz alet, bir de çanta getir. Nasıl zeka ama? Bravo dayı, bu benim aklıma hiç gelmemişti. Alican fazla uzatma. Hadi git sen bana tornavidayı getir. Baba ben en iyisi biraz torna, biraz da vida getireyim. Burada birleştiririz. Nasıl zekalı. Vallahi bu da benim aklıma gelmedi. Bravo Alican. Alican. Tamam baba ya, getiriyorum işte, tamam. Ne oldu Necati, tamam mı?
Tamamdır. İşte bu kadar. 700.000 lira verecekmişim. Niye vereyim be? İşte tamir ettim. Baba, o tamiri biz beraber yaptık. Tabii enişte. Seni düşmeyesin diye o kadar tuttuk. Peki, affedersiniz. Beraber yaptık. Ay, elinize sağlık. Hadi ışığı yakın da görelim. İşte yakıyorum. Yaktım. Öyle şirinsin, öyle güzelsin. Cahil, ne oluyor? Televizyon niye çalıştı? Bravo baba, yeni bir şey keşfettin. Hani demin beraber yaptık diyordun. Seninle ne ilgisi var canım? Ben sadece seni tuttum, tamam mı enişte? Ses nereden geliyor? Ne bileyim ben. Nereden? Buradayım işte. Kayıp Bulunuyor programında Sayın Lemi Korkmaz'ın evindeyiz. Lemi Bey, bize durumunuzu anlatabilir misiniz lütfen? Tam 2,5 yıldır kendimi arıyorum. 2,5 yıldır kendimi kaybettim, çaresizim. Çıldıracak gibiyim, ne olur bulun kendimi. Lemi Bey, size bir sürprizimiz var. Yoksa kendimi mi buldunuz? Lütfen gelin benim. Buyurun. Kendim! Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile. Yokluğun soğuk tenine susadı tenim.
Üşüdüm yorgan misali seril üstüme geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin. Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşimin. Sakınıp sakla güneşim ol, al ısıt beni. Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde. Anlatsana ne olduğunu lan. Bir dakika ben anlatacağım. Lemi Bey aynada kendini buldu. Evet ve aynaya sarıldı. Sarılınca da gördüğünüz gibi ayna Lemi Bey'i bu hale getirdi. Aha, sen sus sana be, reytingi düşük karı. Reytingin kadar konuş, tamam mı? Konuşma lan. Hadi arkadaşlar mahkemeye gidiyoruz. Mahkeme koridorlarına yürü, yürüyün. Yürü mahkeme koridorlarına yürü. Ne olacak canım? Hesapta 250 milyonluk açık çıktıysa? Ah mahvoldum ben, bittim, öldüm. Ah beni öldürecekler, üstüme beton dökecekler. Yok, önce beton dökerler sonra beni öldürürler. Anlamıyorum nasıl olur? Nasıl olur anlamıyorum. 250 milyon lira bu, nasıl olur? Olur hayatım, olur. Mutemettik hali, insanlık hali. Bir insan niçin mutemet olur? Ne? Arada bir götürmek. Ay yani arada bir böyle hatalar olur. Orhan Gencebay'ın da dediği gibi hatasız kul olmaz, parasız insan olur. Nasıl olur Fikriye? 250 milyon bu. Mamafi, meblağ biraz düşük tabii. Ya insan yapmışken bir 500 kaldırmalı değil mi? Ne diyorsun sen ya? Bir şey demiyorum kocacığım. 10 yıldır mutemetsin. Bu kadar zamandır bal tutuyorsun. Biraz yalanmışız çok. Ne bal ya? Bana bak, herhalde parayı çaldığımı düşünmüyorsun değil mi? Ben böyle şey yapar mıyım? Aa yapmazsın tabii. Yapılır mı öyle şey? Devletin parası. Aa ne ayıp şey. Sen yapmadın zaten. O yaptı. Onlar yaptılar. Yani yapmışlar. Bilmiyoruz. Ya Fikri, sen gerçekten parayı zimmetime geçirdiğimi düşünmüyorsun herhalde. Tabii ki düşünüyorum Hızır. Düşünüyorum, o halde milyoneriz. Ulan meftun, sonunda kedi olalı bir fare tuttun. Nerede fareler? Hangi fareler? Paralar yani. Bana bak Fikri, sen manyak mısın? Nasıl yani? Beni bilmez misin? Bende 250 milyonu geçirecek zimmet var mı? Niye olmasın? El alemde var da sende niye olmasın? Aslında sendeki zimmet kimsede yok. İstesen milyar bile geçirirsin. Ama ne yapalım bu sefer nasip 250 milyonmuş. Allah Allah deli olacağım ya. Fikriye ben para mara çalmadım. Herhalde müdür çaldı. Kabak da benim başıma patladı. Yani sen şimdi bu parayı almadın mı? Almadım yahu. Nasıl alırım? Allah senin cezanı versin Meftun. Sümsük herif. Zaten sende nerede o kabiliyet? Sen bakkaldan paranın üstünü bile isteyemezsin. Ben de muhtemettir. Her ay elinden milyonlar geçiyor diye evlendim. Sümsük herif! Eyvah, kapı çalınıyor. Çalınır tabii. Sen böyle salak oldukça kapımız da çalınır, paramız da. Bana bak, ya, sana yaklaşma Fikriye. Sen Allah Allah, polis geldi herhalde. Bana bak, ne yapacağız? Ne yapacağız? Gidip kapıyı açacağız tabii. Buyurun. Yok canım, sizde para çok. Siz buyurun. Ne parası? Türk parası, memurların parası. Tüyü bitmemiş yetimlerin parası. Nerede bu cepçi Meftun? İçeride mi?
Oo, beyefendi buradalar. Ne oluyor? Efendi bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Merkezden savcılığa gideceksiniz. Savcılıktan cezaevine gideceksiniz. Buyurun. Ama buyurun. Buyurun. Bir dakika ama. Yürü kardeşim. Yürü. Bakın. Bir dakika. Yürü. Ne oluyor? Bir dakika. Durun. Yetimlerin parasını yanına sorar. Durun. Lütfen gitmeyin. Maalesef benim kocam suçsuz. Gitmeyin. Ne yapacağım ben şimdi? Kocamın sağlığına mı yanayım? Götürdüklerini. Ne oldu Fikriye abla? Sormayın. Nereye götürdüler Mevcim Bey'i? Sormayın komşular. Polis zimmetine para geçirmek suçundan yakaladı. Oo, iyi. Hayırlı işler Fikriye abla. Ne kadar götürmüş hayırlısıyla? 250 milyon. Oo, iyi. Vallahi helal olsun Meftun'a. Saman altından su yürütmüş. Samanların bile haberi olmamış. Artık taşınırsın bu muhitten. Yok be. Nerede? Ben de önceleri sizin gibi düşündüm ama maalesef bizim Meftun suçsuz. Yok ya. Vay salakla. Ne yapacaksınız peki? Ya birilerine haber verelim, sahip çıksın. Kime? Yüksünü tanıdığınız yok ki. Ben nasıl kurtulacağız bu işten bilemiyorum. Avukat lazım. Buldum. Ne buldun? Bir kamera bulabilir misiniz? Buluruz, ne olacak? Bak şimdi anlatıyorum, dinleyin beni. Seni ahlaksız herif seni. Devletin parasını yersin ha. Benim bir suçum yok komiserim. Sus konuşma ahlaksız herif. Pis herif seni. Ulan seni bir içeri atacağım. Oradan seni ancak arkeologlar çıkaracak. Ne oldu oğlum, elektrik gelmedi mi daha? Hayır komiserim. Git teki ara. Bize acil olarak elektrik lazım de. Hadi durma hadi. Baş üstüne komiserim. Ulan elektrik bir gelsin. Göstereceğim sana devletin parasını yemek ne demekmiş. Evet değerli seyirciler, şu anda sosyetenin güzide simalarından başbakanın yeğeninin dayısı, ünlü iş adamı Meftun Sağlam'ın gözetim altında tutulduğu yerdeyiz. Bir dakika, ne oluyor ya? Komiserim, Meftun Bey tam olarak neyle suçlanıyor? Beyefendi, siyasi baskılardan çekinmiyor musunuz? Siyasi baskı mı? O niye? Beyefendi, böyle önemli bir insanı yaka paça gözaltına aldınız. Önemli mi? Kim? Bu mu? Beyefendi, anlayamıyorum. Yani siz şimdi Meftun Bey'i tanımıyor musunuz? Tabii aslında tanırım da fakat... Beyefendi, sizin Hakkari'ye tayin edileceğinizi duyduk. Ne diyorsunuz? Hakkari mi? Evet. Meftun Bey başbakanın akrabası olduğu için Sayın Başbakan sizin için Hakkari'de kiralık ev aramaya başlasa iyi olur dedi. Bir dakika. Bir yanlış anlama var. Biz Meftun Bey'i sadece bir konuda görüşlerine başvurmak için çağırmıştık. Yoksa başka bir şey değil yani. Kendisi şu andan itibaren serbesttir. Gidebilir. Eminim doğru. Komiserim, elektrikler geldi. Beyefendiyi götürelim mi? Konuşma lan! Defol, çık dışarı! Evet, söyle bakalım. Sen de suçlu kim? Ayna! Hayır hakim bey. Asıl suçlu kendisi. Kendim. Kendim ben, canım benim. Sen kim oluyorsun ulan? Sus lan, hadi karı. Bana bak, seni ben parçalarım senin işini bil. Senin kameramanın da indirim şimdi aşağıya seni kaçırır başım yollarım. Kendinize gelin lütfen. Sen kim oluyorsun da kendime? Laf geliyorsun ya. Utanmıyor musun lan? Sen kendine senin mahvettin. Dur. Durun kardeşlerim, yapmayın, etmeyin. En çok reytingalara kulak verin. Olmaz ki. Kardeşler, barışın, sevişin, öpüşün değil mi? Sevgi her şeyin üstündedir. Bu aynaları çöpe atın, olsun bitsin. Değil mi ya? Ben bunu yayınlatacağım. Yayınlatmazsam da amazdım. Öpüşün. Sağ oluymuş anki. Barışalım. Kardeşim, canın acıdırmaz. Yok. Hicran Hanım'ın kayınvalidesini huzur evine yatırmışlar. Hicran Hanım kim? Canım bizim Hicran Hanım. Ay bizim bir Hicran Hanım'ımız mı var? Karşıki komşumuz Hicran Hanım yok mu? Gümrük memurunun karısı. Ha anladım. Ne olmuş? İşte o Hicran Hanım kayınvalidesini huzur evine yatırmış. Evlerine huzur gelmiş. Huzur evi çok güzelmiş. Her gün doktor kontrolü, periz yemekleri. Oradaki konfor evde yok diyorlar. Yok. Nerede bu huzur evi peki, buraya yakın mı? Tabii. Vay başıma gelenler. Huzur evine gönderecekler beni. Bunlar benim kuyumu kazıyor, kuyumu. Selvi, olayı görmeydin. Topu böyle yerine koydum. Karşında 10 kişilik baraj kuruldu. 10 kişi mi? Evet. Karşı takımın futbolcuların akrabalar da geldi herhalde.
Kızım karşı takım biliyor ya topları haddinden fazla sert vurduğumu. Kimi buldularsa koymuşlar baraja. Neyse topu yerine koydum. Gerildim. Eve geldin maç iptal oldu. Kızım manyaklaşma bu seferi. Neyse topu yerine koydum. Bir gerildim. Ondan sonra bir koştum. Bir koydum topa. Selvi! Efendim babaanne. Al kızım şu gazetenin ilan sayfasını aç bakayım. İlan sayfası mı? Niye? Aç dedim sana. Kiralık ev için bakacağım ilanlara. Hadi. Tamam. Babaanne, ne oluyor böyle ilan mıylan? Seni alakadar etmez. Anneni hiç alakadar etmez. Buldun mu kız? Bir dakika babaanne, bakıyorum bir dakika. Heh, buldum. Şimdi? Ev ilanlarına bak, hadi kiralık ev bak bakalım. Kaloriferli olsun. Kaça kadar bakmıştınız hanımefendi? Ne diyor bu be? Kirası ne kadar olsun diye soruyor. 150-200 bin olabilir. Ne? 150-200 mi? Tabii. Allah'a şükür param var. Harcayacağım. Kimseye muhtaç değilim. Babaanne o paraya olur mu? Canım sen 200 diye bak. Daha ucuz bulursak onu tutarız. Ben 200 olsun diye tutturmuyorum ki. Babaanne o para çok az demek istiyoruz. Gerçi niçin ev aradığını anlamış değiliz ya. Ver şunu ver. Zaten senden yardım isteyen de kafa at. Ne yapıyorsun anne? Ne oldu? Biz de anlayamadık onu. Babaannem kiralık ev arıyor. Ne yapıyor? Şimdi aynı cümleyi tekrar söyleyeceğiz Selvi. Babaannem kiralık ev arıyor. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu? Bu kadın iyice şaşırdı. Allah Allah. Taci, şu televizyonu kalk yardım et odama götürelim. Artık eşyalarımı toparlayacağım. Babaanne girebilir miyiz? Taci ile sen gir, diğerleri kalsın. Sağ ol babaanne. Ya babaanne ne oluyor? Konuşsana bizimle. Hadi babaanneciğim, neler oluyor anlat bize. Hadi, ne olacak? Kurt kocayınca şuna ve bilhassa buna maskara oldu. Ah bunlar da benim başıma gelecekti. Öz oğlumu bana karşı kışkırttı. Çocuklar bunlar beni huzur evine gönderecekler. Ne? Baba doğru mu bu? Ne diyorsunuz ya? Yazıklar olsun sana. Seni 9 ay karnımda, 2 sene kucağımda taşıdım. Sonunda sen de buna uydun. Haşmet ne diyor bu? Anne şunu bilin ki eğer babaannem bu evden giderse ben de giderim. Ben de giderim. Susun be susun, kimse bir yere gitmiyor. Nereden çıktı bu? Odada konuşurken duydum. Bu dedi ki huzur evi çok güzelmiş de bilmem ne. Biz başkasından bahsediyorduk. Tabii canım, bir komşunun annesinden bahsediyorduk. Ha, demek bir yanlış anlam oldu yani. Hadi babaanneciğim, barış herkesle. Ha canım anneciğim benim. Seni nasıl göndeririz biz? Sensiz ne yaparız? Değil mi anam? Bak, he dedi, yarım ağızla. Haşmet şunu biraz dön, barışalım. Ne? Neyse. Ona 10 gün televizyon seyretmeme cezası veriyor. Selvi biz de şimdi öyle salak salak gülelim. Niye? Mutlu sonlar da öyle yaparlar ya. Biz gülelim ama bu gülmesin.